Herkese merhabalar. Edebiyatımızın en önemli konularından bir tanesi olan roman ile edebiyat yolculuğumuza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Tonguç merhaba, nasıl gidiyor? Hocam sürünüyorum, ne yapayım, okulda sürünüyorum hocam, bir sürü ders falan. Çok güzel, tebrik ediyorum seni. O zaman hemen şimdi roman konusuna başlayalım. Şimdi normalde biz romanla hikaye hep duyuyoruz ama aynı şey mi, farklı şey mi bilmiyoruz. Bir kere roman ve hikaye aynı şey değiller. Roman daha kalın bir kitap, hikaye daha ince bir kitap. Zaten birazdan bunun farkını şurada söyleyeceğiz. Roman özelliklerinden sonra romanla hikayenin farklarını söyleyeceğiz. Romanda da zaman belirgin, hikayede de zaman belirgin. Romanda da kişi kadrosu geniş, romanda da hikayede kişi kadrosu var. Ama burada dar. Burada olay zinciri var, burada tek olay var. Burada betimlemeler ayrıntılı, burada betimlemeler yüzeysel. Burada daha çok mekan var, burada daha az mekan var. Yani dolayısıyla roman kalın, hikaye ise ince. Fakat biz bugün roman işleyeceğiz. Hikaye değil, roman işleyeceğiz. Tonguç'um, roman konusu hakkında herhangi bir bilgin var mı? Hocam bu konuda çeşitli söylentiler var. Gerçekten de insanlar hakkında çok böyle heyecanlı dedikodular oluşmuş bu konu hakkında. Ne yapacağımızı bilmiyoruz hocam. Tebrik ediyorum. Gerçekten çok fazla bilgiye sahipmişsin. Şimdi demek ki roman ve hikaye aynı şey değil. Bizde ilk başta destanlar vardı İslamiyet'ten önce. İslamiyet'in kabulünden sonra geçiş döneminde Dede Korkut hikayeleri ve sonra halk hikayeleri var. Halk hikayeciliği ile mesneviler, yani divan edebiyatında mesnevi, halk edebiyatında halk hikayeciliği yapılıyor. Sonradan da Tanzimat döneminde roman gelecek. Roman yaşanmış ve yaşanabilir olayları anlatıyor. Kişi, zaman, mekan belli. Uzun bir edebi tür hikayeye göre ve ilk kez de Tanzimat döneminde karşımıza çıkacak. Şimdi roman özelliklerine bakalım. Birincisi, romanda gerçeklik kurmaca. Yani adam hayali kafasından uyduruyor. Hani Aşk-ı Memnun romanı var ya, Halis Yavşaklı'nın yazdığı. O tamamen Halis Yavşak değil, kafasından uydurmuş. Devam ediyoruz. Birden çok olay bir tema etrafında sıralanıyor. Mesela Aşk-ı Memnun'da bir aldatma konusu var. Onun etrafında sıralanan olaylar var. Aşk konusu var yani. Yazıldığı dönemin zihniyetini taşıyor. O dönemdeki şaşalı, lüks İstanbul havasını yansıtmış. Konusuna göre tarihi roman, İşte Namık Kemal'in yazdığı Cezmi, sosyal roman, otobiyografik roman, mesela Peyami Safa'nın yazdığı 9. Harciye Koğuşu, psikolojik roman, Mehmet Rauf'un yazdığı Eylül, polisiye roman gibi farklı farklı türleri var. Serim yani giriş, düğüm yani böyle olayların birbirine girdiği, reytinglerin arttığı bölüm ve en sonunda da çözüm bölümü var. Şimdi roman hikayeden farkını söylemiştik. Roman hikayeden sadece daha fazla kalın. Tonguç, bu arada anlattıklarımı anlıyor musun? Hocam anlar gibi olduğumu hissediyorum gibi oluyor ama bazen de felsefik açıdan çok böyle beynim boşalıyor hocam. Dolayısıyla patladım hocam galiba. Çok güzel, tebrik ediyorum seni. Geldik şimdi konularına göre roman türlerine. Bir tarihi roman var. Tarık Buğra'nın Küçük Ağası'nı size sınavda sorabilirler örnek olarak. Sosyal romana en güzel örnek Yaprak Dökümü. Adam Ali Rıza Bey'in çocukları yaprak gibi dökülüyor. Ailesi dağılıyor adamın yaşanan sosyal sıkıntılardan dolayı. Macera romanı Alexander Dumas'ın Monte Cristo Kontu'nu söyleyebiliriz. Polisiye romanda yine Sherlock Holmes. Tezli romanda Yakup Kadri'nin yazdığı Yaban. Tezli roman ne hocam? Yani güdümlü, belli bir amaç için yazılmış. Yaban romanında Ahmet Celal denen bir karakter var. Ahmet Celal aydını temsil ediyor. Köylü de ona yabancısın diyor. Yani Türk toplumundaki aydınların köylüye yabancı kaldığını anlatmak istiyor. Tezi bu Yakup Kadri'nin. Egzotik romanda mesela Pierre Loti'nin yazdığı İzlanda Balıkçısı olabilir. Aynı zamanda Ben Robot romanı, bilim kurgu romanı. Yüzüklerin Efendisi belki birçoğunuz okudu. Tonguç sen de okumuşsundur belki, fantastik roman. Yine Mehmet Rauf'un yazdığı Eylül de ilk psikolojik roman örneği. Bunu da bilmemiz lazım. Şimdi bir de akımlarına göre romanlar var. Klasik akımda, romantik akımda, realist akımda ve aynı zamanda naturalist romanlar var. Burada akımları şöyle bir değinelim, akımın ne olduğunu söyleyelim. Şimdi diyelim ki ben ilk akım normalde dünyada klasisizm, tamam mı? Klasizmden sonra klasizme tepki olarak romantizm geliyor. Romantizme tepki olarak realizm geliyor. Realizme tepki olarak da naturalizm geliyor. Daha doğrusu tepki demeyelim de devamı niteliğinde diyelim. Tam tepki değil esasında. Daha sert olan naturalizm geliyor. Sonra bunun ardından postmodern romanlar falan var ama önce şurayı bir anlatalım Tonguç'um. Şimdi burası çok önemli. Şimdi klasizm akıl demek, romantizm duygu demek, realizm gerçekçilik, gözlem demek, naturalizm de gerçeğin çirkin yönü ve deney demek. Ne anladım ben? Hiçbir şey anlamadık değil mi? Burada şu önemli. Eğer ben klasik bir romancıysam ve diyelim ki evimde yaşanan olayları anlatacağım. Klasik romancı olaraktan ben şuraya bir ev çiziyorum bak şimdi. Tabii ki romancı hayatın kendisinden, yani yaşadığı hayattan etkileniyor. Yaşadığı hayattan bağımsız olamaz. Ben klasik bir romancıysam evimdeki karakterleri, işte annemi, babamı, kardeşim falan filan olması gerektiği gibi anlatıyorum. Yani kusursuz, soylu, merhaba baba, teşekkürler evladım. Böyle çok kusursuz bir dil ve net bir şekilde evrensel karakterler, böyle soylu karakterler yapıyorum. Eğer romantik romancıysamsa duygularımı katıyorum. Romantik bir romancıysam bu sefer olmasını istediğim gibi anlatıyorum. Vatansever, ülkesini seven, atıyorum komünist, dindar, işte muhafazakar ya da ne bileyim sosyalist fark etmez. Ben nasıl olmasını istiyorsam, milliyetçi, hiç fark etmez. Liberal, hiç fark etmez. Hangi akımı vurgulamak istiyorsam,
toplumu yönlendirmek adına, yani sizi yönlendirmek adına diyorum ki bakın benim kardeşim milliyetçi, işte babam böyle bir şekilde sizi yönlendirmeye çalışıyorum ve romanda iyiler kazanıyor, kötüler kaybediyor. Siz diyorsunuz ki aa bak babası böyle iyi olduğu için kazandı, kardeşi böyle kötü olduğu için kaybetti. Bizi yönlendiriyor. Hatta bazen olayın akışını kesip size bilgi veriyorum. Bakın işte burada böyle olmak lazım, böyle dindar olmak lazım, böyle işte ne bileyim milliyetçi olmak lazım, böyle sosyalist olmak lazım gibi duygularımı eserin içine katıyorum. Dolayısıyla romantik romanda duygu önemli. Realist roman ise olduğu gibi real. Gerçeği aynen aktarıyorum. Gözlem. Evde ne yaşanıyorsa onu aynen anlatıyorum size. Siz bakıyorsunuz. Aa hoca aynı şeyi anlatmış. Bizim evde de böyle şeyler yaşanıyor. Aynen gerçek diyorsunuz. O yüzden zaten dünyadaki bütün büyük romancılar realizm akımındalar. Mesela Dostoyevski, Tolstoy, Balzac. Neredeyse aklınıza gelen bütün büyük romancılar realisttir. Hatta bütün Ruslar realisttir. Bir tek Puşkin puşkinlik yapıyor. O romantik. Şimdi pişkinlik yapıyor manası demek istedim. Yanlış anlaşılmasın. Realizm gerçek demek. Realizmin anahtar kelimesi gözlem. Yani evi gözlemliyorum ve aynen aktarıyorum size. Evi ayna tutuyorum. Siz de aa aynı bizim ev diyorsunuz. Peki naturalizm ise evde yaşananların gerçeğini anlatırken çirkin yöne de değiniyorum. Yani evdeki argo konuşmaları söylüyorum. Bazen çirkin yönü anlatarak da sizi yönlendirmeye çalışıyorum. Yani biraz da yine toplum için edebiyat yapmış oluyorum. Dolayısıyla naturalizm romanında, naturalist romanlar biraz daha gerçeğin çirkin yönünü anlatıyor. Klasik roman örneği Fenelon'un Telemak eseri. Hatta bunu Yusuf Kamil Paşa edebiyatımızdaki ilk çeviri roman olarak edebiyatımıza kazandıracak. Romantizmde Victor Hugo Sefiller, sefilleri anlatacak ve duygularını katacak Victor Hugo. Stendhal'ın Kırmızı ve Siyah yine aynı şekilde bir realist roman. Zaten realist romanın en güzel örneği Gustav Flaubert'in yazdığı Madame Bovary eseridir. Orada Emma Bovary tüm gerçekliği, her şeyi anlatıyor. Hatta sonradan Halis Ziya Uşaklıgil de oradan esinleniyor mesela. Oradaki aşkı memnundaki mantık o yani. Geldik naturalist romanı. Emin Zola'nın Nanası. Naturalist romanda deneysel roman diye eser de var. Deney kelimesi önemli. Naturalistler diyorlar ki aynı koşullarda, aynı ortamda yaşayan insan aynı sonucu verir. Yani Bihter'in annesi, aşkı memnunda Bihter'in annesi aynı koşullarda yaşıyordu. O da eşini aldattı, Bihter de aldattı. Aynı durumlarda herkes aynı şey yapar. Yani bu böyledir diyor. Naturalistler olaya böyle yaklaşıyor. Bir toplumu bir deney masası gibi görüyor. O yüzden deney bunlardan atar kelime. Modern romanda James Joyce, Ulysses. Postmodern romanda Gül'ün adı Umberto Eco. Ve Existentialist, gördüğünüz gibi okuyamıyorum. Existentialist, yani varoluşçu romanda da Sartre'nin Blunt eserlerini söyleyebiliriz. Bunların detaylarına bu dönemlere geldiğimizde gireceğiz. Ama temelinde şu kısmı bilmenizi istiyorum. Çünkü gelecek senede bunların üzerine çok daha fazla gireceğiz. Geldik romanın unsurlarına. Tema, eserdeki anlatılan şey. Konu, vurgulanan, üzerine bahsedilen konular. Zamanı biliyoruz. Kişiler, mekan, olay örgüsü, çatışma böyle birbirine girdiği an, tam böyle Bihter'in yakalandığı an. Anlatıcı da işte kahraman anlatıcı var, ilahi bakış açısı var. Onlara birazdan geleceğiz. Şimdi roman unsurlarına baktığımızda olay örgüsü, romanda ana olayla birlikte ana olaya bağlı yardımcı olaylarında bulunduğu yapı unsurudur. Dolayısıyla bunu bilmemiz lazım. Şimdi Tonguç'um, bu arada anlattıklarımı anlıyor musun gerçekten? Evet hocam, şimdi sorulara geçelim. Zımba gibi hissediyorum kendimi. Gerçekten çok motiveyim. İyi, şimdi hemen geçelim hocam. Güzel Tonguç'um, tebrik ediyorum seni. Kişilere baktığımızda gerçek hayatta rastlayabileceğimiz romanda anlatılan olayları yaşayan kişilerdir. Kişiler baş kahraman olabilir, yardımcı kahramanlar olabilir, karşı güç olmak üzere üç başlık altında toplanabilir. Şimdi birincisi karakter var. Kişilerin kendine özgü ruhsal ve fiziksel özelliği varsa bu karakterdir. Ama tek bir özelliği varsa, yani kıskançlık, cimrilik, korkaklık gibi özellikleri abartılı bir biçimde üzerine toplayan kişilere ise tip adı verilir. Yani Polat Alemdar bir karakterdir. Adamın iyi yönünü biliyoruz, duygusal yönünü biliyoruz, acıması yönünü biliyoruz. Ama oradaki korumalar bir tiptir. Yani tek bir özelliği var adamın. Olay örgüsünün oluşmasında kişiler arasındaki iç ve dış mücadelelerde önemli yer tutar. Buna da biz çatışma adı veriyoruz. Zaman, romanda olayın başlangıcından bitişine kadar geçen süredir. Mekan, romanda olayların geçtiği çevre ve yerdir. Tema, romanın tamamına hakim olan duygu ve düşüncedir. Mesela sevgi, dostluk. Konu ise romanda anlatılan şeydir. Anlatıcı ise birinci veya üçüncü kişi ağzı olabilir. Geldim diyorsa romandaki karakter, bu birinci kişi ağzıdır. Yani kahraman anlatıcıdır. Ama geldi diyorsa o geldi. Dolayısıyla bu üçüncü kişi ağzıdır. Bu aynı zamanda geldim ve geldik birinci kişidir. Yani biz ve ben birinci kişi olmuş oluyor. Geldi ve geldiler de üçüncü kişi ağzı olmuş oluyor. Kahraman bakış açısı burada birinci kişi ağzı kullanılıyor işte. Romandaki olaylar kahramanın birinin ağzıyla anlatılır. Bu kahraman eserde kendi izlenimlerine, duygu düşüncelerine yer verir. İçeriye girdim. Masanın üzerinde kalemler vardı. Kalemleri yavaşça kenara çektim ve videoyu çekmeye başladım. Bu kahraman bakış açısı. Ama gözlemci bakış açısı ise şu. İçeriye girdi. Masanın üzerine kalemler vardı. Kalemleri yavaşça eliyle dışarı çıkardı. Bak o yaptı diyor. Yani o diyor. Burada ben yaptım diyorsun. Burada o yaptı bak. Ben yaptım. Kahraman bakış açısı. Burada ise gözlemci bakış açısı. O yaptı diyorsun. Peki hocam hakim bakış açısı ne? Hakim bakış açısı şu Tonguç'um. Romanın kahramanlarından biri olmamasına rağmen
tüm kahramanlara ve olaylara hakimdir. Kahramanların duygu ve düşüncelerini dahi bilir. Bak şimdi bu sefer hakim bakış açısını anlatıyorum. Buna ilahi bakış açısı da deneyebiliyor. Tanrısal bakış açısı. İçeriye girdi. Masanın üzerinde kalemler vardı. Bak, aynı gözlemci bakış açısına benziyor şu anda. Kalemlerden birkaç tanesini kenara koydu. Bir anda çocukluğunu düşündü. Çocukluğunda neler neler yaşamıştı. Ve birazdan başına geleceklerden habersizdi. Birazdan o çok sevdiği arkadaşı gelecek ve ona neredeydin diyecekti. Fakat bunu bilmiyordu. O hemen kalemleri çekti ve videoya başladı. Bak, adamın ne yaşayacağını, ne yaşadığını her şeyi biliyor. Yani hem gözlemliyor hem de içinden geçenleri de, duygu düşüncelerini de biliyor diyebiliriz. Anlatım tekniklerine baktığımızda anlatıcının okuyucu ile eser arasına girdiği tekniktir. Okuyucunun dikkati anlatıcıya yoğunlaşıyor. Bu anlatma tekniği. Şimdi birincisi geri dönüş tekniği var. Bu teknik genellikle tarihi romanlarda kullanılıyor. Kişiler ve olaylar hakkında bilgi verilirken, karakterlerin, yerlerin ve olayların geçmişiyle ilgili bilgi verilirken bu tekniğe başvuruluyor. Romana gerçeklik hissi katıyor. Babasını hatırladı. Trene yolcu ederken, aman oğlum yüzümü kara çıkarma. Babayın oğlu olduğunu göster şu millete. İlle de mıhtara. Benim oğlumsan sırtın yere gelmez, dedi diyor bak. Burada bir anda babasını geriye dönüş yaptı. İç çözümleme tekniği ise anlatıcının kahramanın zihninden geçenleri okuduğu anlatım tekniğidir. Bu teknikte anlatıcı kahramanın zihnine rahatça nüfuz ederek onun düşüncelerini diye düşündü diye anlatır. Yavaş yavaş merdivenler indi. Orta kata gelince müdürün odası gözüne ilişti. Şakir Bey'i bir kere görmek fena olmaz diye düşündü. Kocası hakkında ondan malumat alabilirdi. Hadem ile içeriye haber gönderdi. Bak, diye düşündü diyorsa bu iç çözümleme tekniği. Özetleme ise anlatıcının kişileri, olayları ya da hakkında bilgi vermek istediği herhangi bir şey özetleyerek anlatmasına denir. Memleketin hali malum. Burası onun çok sıktı. Fazla olarak ahalinin dedikodusu. Biliyorsun ya yavrum, bütün memleket bize düşman. Kaç kez uğraştılar, öne gelen zaten bizimle uğraşır. Ama belki ben yanılıyorum, sen daha iyisini bilirsin diye genel bir özet veriyor. Kişi tanıtımı ise anlatıcı metindeki kahramanlarla ilgili okuyucuya tanıtıcı bilgiler veriyor. Bu bilgileri verirken de kahramanların ayırt edici yönlerine yararlanıyor Tonguç'um. Mesela hele bir tanesi vardı. Bak şimdi bir kişiden bahsediyor. Bir tane çocukları bu işe seferber eden de oydu. Ökseleri cumartesi gecesinden hazırlayan da Konstantin isminde bir adamdı. Galata'da bir yazıhanesi vardı. Burada Konstantin'i tanıttım. Olay anlatımı ise metindeki olaylar bir anlatıcı tarafından anlatılıyor. Haftada iki gece dostlara dansı çay veriliyor. En aşağı 2-3 gecede başkalarının davetine gidiliyordu. Aşağı sofayla taşlık arasındaki cam mekan kaldırılmış. Delik deşik duvarlar sarı yaldızlı bir kağıt ile kaplanmış. Bak burada bir anlatıcı metindeki olayları anlatıyor. Pastiş bir sanatçının üslubunu, tarzını, dilini veya düşüncesini taklit etmek. Parodi ise ciddi sayılan bir eserin bir bölümünün ya da tamamının alay alınması tekniği. Bak, pastiş belli bir türün üslubunu ve anlatımını taklit eder. Parodi ise belli bir metnin konusunu taklit ederek onunla adeta alay ediyor. İroni ise olaylara eleştirel yaklaşılan, söylenenin tam tersini kastedildiği teknik. Mizahtan farklı olarak ironi olaylara daha eleştirel yaklaşıyor. Yani laf sokuyorsun esasında, tariz yapıyorsun. Geldik dünya edebiyatına, romana. Dünya edebiyatına, romana baktığımızda romanda genellikle romantizm, duyguların anlatıldığı romanlar ve realizm, yani gerçekçi, gözlemci romanlar akımının etkisinde oluyor. Bak, burası A kısmı Avrupa, burada romantizm akımını görüyoruz. B kısmında da modern anlamda ilk roman olan Cervantes'in Don Quixote'unu görüyoruz. Tam da burası bak, şurası B kısmı, şuraya B harfini yazayım. B kısmı burası. A kısmı ise şu yeşilin olduğu yerler, Avrupa'da başlıyor. Hatta ilk roman Rabelais'in yazdığı Gargantua ve Pantagruel adlı eser. Ama biz dünyada daha çok Cervantes'in Don Quixote adlı romanını modern anlamda romana ilk örnek olarak kabul ediyoruz. Bu türün en güzel örneklerini ise C'yi örnek veriyorum bu sefer. Rusya'dayız. 19. yüzyılda veriyorlar. Balzac, Dostoyevski, Stendhal, Turgenev, Babalar ve Oğullar, Tolstoy ve daha birçok önemli sanatçı bu dönemde veriyorlar. Bunları zaten gelecek sene detaylarına gireceğiz. Şu anda az önce öğrendiğimiz konular önemli olmuş. Türk Edebiyatı romana baktığımızda ise en başta verdiğimiz sayfayı bir kez daha veriyorum. Yani destan, Dede Korkut hikayeleri, halk hikayeleri, mesnevi ve ardından da ilk başta çeviri yoluyla, sonra yerli roman, sonra edebi roman, sonra batıl anlamda ilk romanla gidecek. Hatta bunları da şöyle söyleyelim. İlk roman az önce söylediğimiz Rabelais'in yazdığı Gargantua adlı eser. Modern ilk roman ise Cervantes'in yazdığı Don Quixote. Bizde ilk roman Yusuf Kamil Paşa'nın Telemak adlı çevirisi. İlk roman çeviri. Çeviri yoluyla geliyor. Telemak çevirisi. İlk yerli roman Talat ve Fitnat'ın Aşkı Şemsettin Sami. İlk edebi roman İntibah, yani Uyanış, Namık Kemal. İlk tarihi roman var, onu da yazalım. Belki hocanız sormak isteyebilir. İlk tarihi romanda Namık Kemal'in yazdığı Cezmi. Namık Kemal Cezmi. Adil Giray ve Üçüncü Selim üzerinden gidiyor. Namık Kemal Cezmi. Devam ediyoruz. İlk köy romanı Karabibik Nabizade Nazım. İlk modern roman Halis Ziya'nın yazdığı Mavi ve Siyah. Ahmet Cemil karakteri üzerinden mavi hayallerle İstanbul'a gelen bir sanatçının
simsiyah bir gecede her şeye lanet olsun deyip geri dönüş anlatılıyor. Tam bir düş ve gerçek satması var. Mavi hayaller, mavi düşler ama simsiyah bir gecede geri dönüyor Tonguç'un. Bu da batılı anlamda ilk roman diyebiliriz buna. Bakın ilk modern roman değil de şöyle diyelim. Batılı anlamda ilk roman diyebiliriz. Aynı zamanda ilk polisiye roman Ahmet Lütfü Efendi'nin yazdığı Esrarı Cinayet Tanzimat döneminde geliyor. İlk psikolojik roman Mehmet Rauf'un yazdığı Eylül. Burada Suat Hanım ve Süreyya Bey. Evet şaka yapmıyorum. Suat Hanım ve Süreyya Bey üzerinden ve Necip üzerinden yaşanan yasak bir aşk var. Psikolojik tahliller çok ön planda. Bir de Oğuz Atay'ın yazdığı Tutunamayanlar romanı da önemli. Bir aydının tutunamayıp intiharını anlatıyor bu roman. Şimdi Tonguç'um. Gerçekten çok güzel bir şekilde dinledin. Bu arada bu anlattıklarımla ilgili soru çözmelisin. Günde kaç soru çözüyorsun Tonguç? Hocam günde minimum 3 soru çözüyorum hocam. Hiç aksatmadan çünkü çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kadar daha az çözmemeye gayret ediyorum. Tamam, gerçekten güzel saçmaladın. Şimdi birincisi konu anlatımı için 0'dan 9'a Türk Dil Edebiyat'ta Türk Dil Edebiyat kitabımıza çalışman gereken sayfaları ve durumları veriyorum sana. Sayfa 118'de bu anlattıklarımız var. 119'daki soruları çözmen gerekiyor. 120'deki konu anlatımı, 122'de bak az önce gösterdiğim geri dönüş tekniği, iç çözümleme tekniği, özetlemek işte anlatım, olay anlatımı var. Pastiş, parada ironi burada. Sonra sayfa 123 ve ardından da romanın tarihsel gelişimi 124. Sonrasında da zamirlere geçiyoruz. Bunları çözmen gerekiyor. Aynı zamanda tak Türk Dil Edebiyatı'nda Tonguç'un çözmen gereken sayfaları hemen söylüyorum sana. Romanın Milli Eğitim Bakanlığı kazanmak diyor ki roman ve roman türleri hakkında bilgi verir. Roman hikayeden ayıran yönler üzerine durur. Bunu anlatmıştık videomuzun en başında. Buraya önemli sınavda da çıkacak. Dünya edebiyatından bir roman örneğine yer verilir ve bu örneğin inceleme metinlerine karşılaştırma sağlanır. Roman içindeki o geriye dönüşler, işte kahraman anlatıcı bakış açısı bunları senin incelemeni istek, bilmeni istek. Bunlarla alakalı buradaki soruları çözmelisin. Sayfa kaçtan başlıyor Tonguç'um? Sayfa 77'den başlayıp sayfa kaça kadar söyleyeyim bak burada. Mesela üçüncü kişi ağzından altın vardır diyor. Yaptım diyor bu olmaz. Seyrederdim diyor bu olmaz. Seziyordum diyor bu olmaz. Ama bir yerde bir yerleri olacak. Diğerlerini bulmaya çalışacağız. Burada zamirler konusu var ama aynı zamanda burada yazılı sorularımız var. Sayfa 90'a kadar çözmeni istiyorum Tonguç'um. Hadi bakalım şimdiden sınavlarına başarılar diliyorum. En iyi sınav bitmiş sınavdır ama çalışıp güzel bir şekilde bitmesi de en güzeldir Tonguç'um.